Hoş bulduk Özlem Karakullukçu. Adalet Bakanlığı'nın eleştirisine değinmeden önce hemen Kaliforniya ve Los Angeles'taki rakamlara bakarak başlayalım. Şu anda Kaliforniya genelinde toplam vaka sayısı 83.804'e yükselmiş durumda. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı da 3.425. Los Angeles genelinde ise toplam vaka sayısı 39.573 ve hayatını kaybeden kişilerin sayısı 1913'e yükseldi bu sabah itibariyle. Senin de yayının başında bahsettiğin gibi Kaliforniya aslında ikinci faza birinci hafta Mayıs'ın ilk haftası itibariyle birçok bölgede geçmişti. Ancak çok kısıtlı sektörler faaliyete tekrar başlayabilmişti. Bunlara ibadethaneler dahil değildi. İşte bu noktada Adalet Bakanlığı'ndan Kaliforniya valisine bir eleştiri geldi Adalet Bakanlığı'ndan. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Bölümü Başsavcı Yardımcısı Eric Drabant bir mektup gönderdi Vali Newsom'a ve inanç topluluklarına eşit olmayan muamele olarak değerlendirdiği ibadethanelerin kapalı bulunmasının bu noktada ve bunun bir insan hakları ihlali oluşturduğunu kaydetti. Henüz valilik tarafından bir cevap verilmedi. Gün içinde bir gelişme olur mu? Biz de bunu takip ediyor olacağız. Los Angeles da tabii ki Kaliforniya'nın en büyük şehri ve ikinci fazdaki faaliyetlerini sürdürüyor. Düşük riskli sektörler çalışmaya dönmüştü 8 Mayıs itibariyle. Dün belediye başkanı Eric Garcetti iki yeni sektörün daha çalışmaya dönebileceğini aktardı. Onlar neler? Oto yıkama istasyonları ve evcil hayvan bakım merkezleri de artık çalışmaya dönebilecek tabii ki sosyal mesafeye dikkat etmek kaydıyla. Peki Los Angeles tam olarak ne zaman açılacak? Herkes bu soruyu merak ediyor çünkü bir tarih verilmemişti daha önce yapılan açıklamalarda, geçen hafta yapılan açıklamalarda. Dün yerel yetkililerden Catherine Berger bir açıklama yaptı ve 4 Temmuz tarihine işaret etti. Los Angeles'ın 4 Temmuz tarihinde açılabileceğini kaydetti. Hemen ardından Los Angeles Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer bir açıklama yaptı. Ben de 4 Temmuz tarihinde Los Angeles'ın tamamen açılmasına ümit ediyorum ancak ben bir bilim insanıyım. Tablo bize bunu gösterirse yapabiliriz ancak bu noktada da Los Angeles'lara çok büyük iş düşüyor dedi. Sosyal mesafe kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maske kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor ve yerel yetkililerin yaptığı açıklamalarla paralel hareket etmemiz gerekiyor dedi bir kez daha altını çizdi Barbara Ferrer. Los Angeles'ta bu arada yeni bir uygulama başladı. Birkaç gün önce bundan da bahsedelim. Evet. Bilindiği üzere plajlar, parklar açılmıştı geçtiğimiz hafta. Ancak Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti herkesin plajlara ve parklara yakın oturmadığını ve bunun bir eşitsizlik oluşturduğunu söyledi. Ve bazı sokakların kapatılabileceğini aktardı. Bu uygulamanın adı da Yavaş Sokaklar. Parklara ve plajlara yakın olmayan bölgelerdeki sokaklar kapatılmaya başlandı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına daha çok dikkat ederek yürüyebilmesi, aktivitelerini yerine getirebilmesi için. Aynı zamanda vatandaşlar da belediyenin web sitesinden talepte bulunarak kendi bölgelerindeki sokakların kapatılmasını talep edebiliyor olacaklar bu noktadan itibaren, bu açıklamadan itibaren. Bu arada bilindiği üzere ilk olarak New York'ta duymuştuk 110 çocuğun koronavirüse bağlı bir enflamasyonla, enflamasyon şikayetiyle hastanelerde tedavi altında olduğu ile ilgili. Los Angeles'tan da 4 çocuğun tedavi altında olduğu yine aynı hastalıkla ilgili bunun bilgisini paylaşmak isteriz. Hepsinde antikor testi pozitif çıktı. 21 çocuk daha gözlem altında yetkililer tarafından. Şimdilik Los Angeles'tan aktarabileceklerimiz bu kadar Özlem.